Herkese merhaba. Bu videomuzda bilim, teknoloji, toplum ünitesinde yer alan bilim insanının özelliklerinden, bilimsel araştırma yapılırken dikkat edilecek olan basamaklardan ve yaptığımız çalışmaların hakkını alabilmek için önemli olan patent ve telif hakkımızdan bahsedelim. Öncelikle bilim nedir bunu öğrenelim. Bilim evrenin ya da olayların bir bölümünü ele alan, deneye dayanan düzenli bilgidir. Herhangi bir olayın neden sonuç ilişkisini araştırma, bu olayın oluş, dağılış ve etkilerini incelemeye ise bilimsel araştırma diyoruz. Bu araştırmayı yapan kişilere ise bilim insanı diyoruz. Peki bilim insanının özellikleri neler olabilir? Bilim insanı araştırmacıdır. Bilim insanı çalışkandır. Bilim insanı sabırlıdır ve kararlıdır. Planlıdır. Bilim insanı gözlemcidir ve tabii ki meraklıdır arkadaşlar. Aynı zamanda bilim insanı şüphecidir, objektiftir. Yani tarafsızdır. Bilim insanları araştırmalarını yaparken bazı noktalara dikkat etmelidir. Şimdi de bunları inceleyelim arkadaşlar. Bilimsel araştırma basamaklarını incelediğimizde önce araştırılacak konumuzu belirlememiz gerekiyor. Yani problem nedir ya da hangi konuyu tercih ettik diye belirlemeliyiz arkadaşlar. Sonrasında bu konuyla ilgili varsayım yani hipotezlerde bulunmamız gerekiyor. Peki hipotez ne demektir? Bir olayı açıklayabilmek için gerçek gibi kabul edilen düşünce veya tahminlerdir arkadaşlar. Hipotezlerimizi belirledikten sonra hangi kaynaklardan yararlanacağımızı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hangi kaynaktan faydalanacağız? Kitaplardan mı bakacağız, internetten mi bakacağız ya da birisiyle görüşme mi yapmamız gerekiyor? Bunu belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında elde ettiğimiz bilgilere göre bunları da sınıflandırmalıyız. Mesela görsel veya yazılı veya birinci el kaynak, ikinci el kaynak ya da alfabetik olarak bunları sınıflandırma yapabiliriz. Bu tabii ki tercihimize göre ya da konunun seçeneklerine göre belirleyebileceğimiz bir durum çocuklar. Sınıflandırmamızı da yaptıktan sonra edindiğimiz bilgileri raporlaştırmamız gerekiyor. Yani bir metin haline dönüştürmemiz gerekiyor ve yararlandığımız kaynakları en sonunda belirterek kaynakçamız hazırlanmalıdır arkadaşlar. Unutmamamız gereken bir şey var ki hazırladığımız çalışmada sayfa içinde herhangi bir alıntı yapılıyor ve bu alıntının kimden alındığını aynı sayfanın alt kısmında belirtiyorsak buna dipnot ismini veriyoruz. Eğer çalışmanın tümü için bakılan, kullanılan kaynaklar yazılırsa en sonuna buna ise kaynakçı adını veriyoruz. En çok karıştırdığımız şey budur. Buna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Dipnotun kullanılması emek hırsızlığını önleyecektir arkadaşlar. Yani o kişiye saygı duyduğumuzun da göstergesi olacaktır bizim için. Peki yaptığımız araştırmalarının bize ait olduğunu nasıl kanıtlayacağız? bir buluşun veya o buluşu kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye patent hakkı diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesine ise telif hakkı diyoruz arkadaşlar. Örneğin bir müzisyensiniz arkadaşlar ve bir şarkı icra ettiniz. Bu icra ettiğiniz şarkının patent hakkını alabilirsiniz ve farklı alanlarda kullanıldığında telif hakkından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bir eserin üzerine yapıştırılan, devletçe belirli verginin kesildiğini gösteren etiketlere biz bandrol diyoruz arkadaşlar. Yani bu bandroller devlete verdiğimiz verginin kanıtı oluyor. Üzerindeki numaralarla ürünün üretildiği ülke, firma kodu, ürün kodu ve kontrol numarasının bulunması ise barkodu gösteriyor bize arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bilim insanı, bilimsel araştırma basamaklarını ve patent telif haklarını öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz sizlere.